Sakın elleme uşakları. Elleme ne ya? Uyandırma yani. Nasıl uyandırmayayım? Şunların şu haline bakar mısın? Yaymışlar, yatıyorlar Hakkı Bey'in odasında. Şirket canım burası. Hakkı Bey gelip görse ben ona ne diyeceğim? Kızım, ha bu uşak Hakkı Bey'in oğlu değil miydi? Sana bırak uyusun. Ya bırak Fadime abla. Allah aşkına ya. Koş kalk. Haydi kalk 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 kalk. Ne bu böyle ya? Ne işiniz var sizin bu ofiste? Sana da günaydın Çavuş. Vallahi nasıl oluyorsa sabah sabah bütün ticiliğinle karşımızdasın. Kesin günümüz güzel geçecek ha. Demir, burası babanın ofisi. Ben de onu diyorum Nil. Burası babamın ofisi. O yüzden istediğimi yaparım. Allah Allah. İstediğini yapamazsın efendim. Otel mi canım burası? Saklanacak başka bir yer bulamadınız mı? Bulamadık. Ya adamlar peşimizde. Sadun'un tek bilmediği yer burası. Ne yapayım? Tamam o zaman. Bu odada kalmayın bari. Hadi kalkın. Kalacak başka bir yer bulun kendinize. Hadi hadi. Hakkı Bey gelecek ya. Bizim karnımız aç ya. Tost söylesene bize. Gidin dışarıda yiyin. Ya niye buraya dadandınız ya? Yiyecek bir şeyler bulursunuz. Hadi kalkın. Sen avukat oldun ama algıda problem var galiba. Kızım dışarıda her yerde bizi arıyorlar. Çıkamayız dışarı. Aynen, bir de ayrıca paramız yok bizim. Para versene bize. Merhaba. Benim Nil Hanım'la randevum vardı da. Peki. Nil Hanım'a haber vereyim. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konu neydi? Ben yardımcı olayım. Ben Nil Hanım'a geldim. Bizim bir kaza olayımız vardı da. Ah, çok geçmiş olsun. Yaralı falan var mı? Yani iki tane bisikletliye çarptım. Adam yaralı ama öyle hayati tehlike yok. Ah, iyi, çok şükür. Ne Ben Nil Hanım'a geldim. Yok mu Nil Hanım? Nil Hanım aslında bizim biraz acemi bir çalışanımız. Yani ben konuyu dinlersem, Nil Hanım'la olan bağlantısını bilirsem yardımcı olurum diye söyledim. Ama bakın şimdi... Tamam, peki. Sonra işler sarpa sararsa üzülmeyin diye dedim. Madem öyle, Nil Hanım'ı anlatın siz. Hadi alın bunu. Bu iğnemi de unutma. Kanka, paranın gözüne vurduk ha. Yalnız o para bizi bozar. Bununla yediğimiz yemekle durmayız. Akşam buraya dansöz çağırırız. Ha, dalga geçiyorsunuz bir de. Ya sen ne cimriymişsin ya. Biraz daha para versene bize. Ben niye size para veriyorum? Ha? Anneniz miyim ben sizin? Niye size para veriyorum ya? Allah Allah, versen ne olur? İncilerin mi dökülür? Ayrıca ben senden para istemiyorum, borç istiyorum. Yani bugüne kadar da hiç kimsenin Allah'a şükür parası bizde kalmadı. Gördük onu dün gece. Gördük. Evet, görmeyin de neydi o hakikaten. Siz ne şuursuz adamlarsınız ya. Aa, merhaba Demir Bey. Merhaba canım. Size de merhaba sekreter hanım. Evet, ne vardı? Can Bey diye biri geldi, dışarıda sizinle konuşmak istiyor. Öyle mi? Hangi Can? Spectre. Yok mu oğlum? Tamam, toplantı odasına al, geliyorum. Peki Nil Hanım. Hadi kalk sen. Yalnız gitmeden şuraları bir topla, tamam mı? Hakkı Bey gelecek bak, lütfen. Hadi kalk. Tamam. Tamam Zübeyde Hanım. Ben ne yapacağım sizle ya? Al kanka, bisküvit falan alırsın. Kanka büyüksün. Bu senin ömrünün yeri ha. Senin de Nil'den farkın yok be. Bakın, fazla dallansın budaklansın istemiyorum mesele. Yani işin aslı, çarptığım adamla kadın lüks arabayı görünce beni yolmanın derdine düştüler. Aslında araba benim bile değil. Kimin? Yani detaylar çok mühim. Maslak'ta Style Otomotiv diye bir yer. Ben kendim orada çalışıyorum. Araba emanet. Patronu duyurmadan çözmeye çalışıyoruz. Anladım. Nil Hanım'la ha? Tamam. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Teşekkürler, sağ olun. Can Bey, sizi toplantı odasına alayım. Tabii. Nil Hanım bekliyor. Tamamdır. Sağ olun. Alo. Style Otomotiv, buyurun. Merhaba, Sadullah Bey ile görüşecektim. Konu neydi acaba? İlgisini çekecek bir dava hakkında bilgi verecektim. Mühim olduğunu söyleyin. Bekleyin lütfen. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Evet, ne oldu bizden sonra? Vallahi Sadullah Bey size çok kızgın, her yerde sizi arıyor.
Senin peder bizim para meselesini konuşacaktı. Ne oldu? Abi ne para meselesi ya? Nasıl elinizden kaçırıyorsunuz diye herkesi dayaktan geçirdi. Olmadı ki şimdi. Biz böyle anlaşmamıştık seninle. Abi babam merak etmesinler. Ben konuşacağım, sakin olsunlar diyor yani. Tamam, evet hadi. Biz kendi kolumuza dönelim. Oturun beyler. Konu bu işte. Daha ne? Ya Cem, şu kaza tutanağın yanında mı karakolda tutulan? Yanında ne yapacaksınız? Kazaya karışan kadının adresi bir şekilde burada yazıyordur. Hah, aynen. Konuşalım. Sen de bizden haber bekle.